Arkadaşlar, Deneylerle Bilim İnsanları 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde matematiğin dehası lakaplı Ordinaris Profesör Cahit Arif'i anlatacağız. Cahit Arif, 11 Ekim 1910'da Osmanlı İmparatorluğu'na dünyaya geldi. Zübeyde Hanım'la aynı mahallede yaşayan Arif ailesi, Balkan Savaşları patlak verince Selanik'ten Üsküdar'a taşınmak zorunda kaldı. Daha 4 yaşındayken Üsküdar Modern Anaokulu'na başladı. 2 haftada okumayı sökünce parlak zekasını ortaya çıkarmış oldu. Ama ne yazık ki İzmir Sultaniyesi'nde zekasını daha da geliştiremedi. O zamanlar sayılarla uğraşmak yerine Anadolu'daki köylüleri ve Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk askerlerini çizmekle uğraşıyordu. Lisedeyken bir öğretmeni Cahit'i resimli matematik dediği geometriyle tanıştırdı. Cahit o zamanlarda matematiğe adeta aşık olmuştu. Genç Türkiye Cumhuriyeti o yıllarda zeki öğrencilerini yurt dışına öğrenime yolluyordu. Acaba olur mu diye Cahit Arif da başvurdu. Ve istediği oldu. Valizini toplar toplamaz Paris'e yol aldı. Paris'e vardığında iki seçeneği vardı. Birincisi mühendis olup zengin olmak, ikincisi matematik okuyup çocukluk hayalini gerçekleştirmek. Cahit'in düşünmesine gerek bile yoktu. Ecole Normale Üniversitesi'nde matematik bölümüne kayıt oldu. Öğrenimini 2 yılda bitirdikten sonra Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi'nde hocalığa başladı. Bir kez daha öğrenimi için yurt dışına gitmesi gerekecekti. Bu sefer adres Almanya'ydı. Göttingen Üniversitesi'nde SS subaylarının gölgesinde doktorasını tamamladı. 1940 yılında cebirsel geometrinin sadece 2 boyutta çözülebileceği düşünülüyordu. Buna karşı çıkan Cahit, soyadını verdiği Arif halkaları teoremiyle geometrinin çok boyutlu uzaya da ait olduğunu ispatladı. Tam akademik çalışmalarına hız vermişken bu sefer de 2. Dünya Savaşı patlak verdi ve askere çağrıldı. Türkiye'ye savaşa girmeyince çalışmaları geri dönebildi. İstanbul Üniversitesi'nde Ordinaris Profesörlüğe kadar yükseldi. Cahit Arif matematik dünyasına Arif değişmezi, Arif halkası, Hasse Arif teoremi olmak üzere bir sürü yenilik kattı. Arif değişmesi kısaca cisimlerin kuadrik formlarının sınıflandırılması üzerine yaptığı çalışmalarda bulduğu formüldür. Cahit Arif, teorik fizikçi Feza Gürsey, Erdal İnönü ve Ciyama Saban gibi büyük bilim insanlarıyla birlikte gençleri bilime sevk etmek amacıyla ülkenin en ücra yerlerinde dahi bilim seminerleri verdiler. 1963 yılında Türkiye'nin en önemli bilim insanlarıyla birlikte Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu'nu kurdu. Ve 1964 yılında da TÜBİTAK'ın ilk bilim kurulu başkanı oldu. 12 Mart 1971 muhtırasında ODTÜ'de zor koşullar altında 3-4 öğrenci olsa dahi ders vermeye devam etti. Okul içinde sivil polislerin gezdiği ve baskının olduğu o dönemde dahi eğitime asla ara vermedi. 1983 ve 1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını yaptı. Bu matematik aşığı bilim üstadı 26 Aralık 1997 yılında İstanbul'da geçirdiği kalp krizinden dolayı aramızdan ayrıldı. Ne yazık ki 2 Dünya Savaşı görmüş, bir imparatorluğun sonuna ve yeni bir cumhuriyetin kuruluşuna tanık olmuş bu bilim insanımızın ölüm haberi, ertesi gün magazin haberlerinin arasında sadece 20 saniyelik yer bulabilmiştir. Ve günümüzde de ne yazık ki birçoğumuz onu 10 liranın arkasındaki adam olarak biliyor.